Hem büyük bir gurur hem de hüzünlü bir hikaye var bu fotoğraf karesinin arkasında. Halil Bodur şehit babası. Biricik evladı 8 yıl önce vatan uğruna can verdi. Adı memleketi Amasya'da yapılan bir okulda yaşatılıyor ve babası da şehit Recep Bodur'un adının verildiği o okulda görevli. Her gün mesaisine oğlunun fotoğrafını selamlayarak başlıyor. Diyarbakır'da şehit düşen evladının adını taşıdığı lisede görev yapıyor. Şehit babası her sabah güne selam vererek başlıyor. Gurur ve hüznü bir arada yaşıyor. Bizler aslında şanslı aileler gerçekten. Yaradan Mevlam kimseye kaldıramayacağı yükü vermezmiş. Bu yüzden bizleri özel seçmiş. Bir gün döneceğiz ona ki öbür tarafta beni bekleyen şehidim var, bir oğlum var. Halil Bodur 57 yaşında, 3 çocuğu var. Çocuklarından en büyüğü olan Recep Bodur 2016 yılında şehit düştü. Bu vatan için canını verdi. Şehidimizin ismi Amasya'nın Aydınca köyünde bir liseye verildi. O lisede Halil amca görev yapıyor. Her sabah okuldan içeriye giriyor ve şehit köşesine doğru ilerliyor. Oğluna selamlama yapıyor. Sonrasında ise işlerinin başına geçiyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Nasıl bir duygu? Vallahi şöyle diyeyim, çok özel bir duygu. Her zaman gelip bu kapıyı açıp evladına selam açıyorum. Ruhunun burada olduğunu biliyorum. Şehidimiz Recep Bodur'un kardeşi Muhammed Bodur da abisinin isminin verildiği okulda 12. sınıfta öğrenci olarak öğrenimine devam ediyor. Abimin isminin verildiği okulda okumak, burada bulunmaktan çok gurur duyuyorum. Peki ne olmak istiyorsun okulu bitirince? Subay. Milli Savunma Üniversitesi'ne gitmek istiyorum, subay olmak istiyorum. Abinin izinde mi gideceksin? Evet, abimin izinden gitmek istiyorum. Onun bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Halil amcamızla beraber çalışmak gerçekten bize de gurur veriyor. Buradaki öğrencilerimizle beraber her zaman vatana, millete, bayrağa saygılı bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Şehit benim de abim, Muhammed de benim kardeşim. Çok gurur duyuyorum ve her zaman da gurur duyacağım. Ben de onun gibi onun izinde gitmeyi düşünüyorum. Gururlu hissediyorum. Yani Recep Bodur ismini gördüğümde tüm şehitlerimiz aklıma geliyor. Daha da gururlu oluyorum.